Değerli arkadaşlar yeni dersimize hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. Şimdi Elbabur Rabia dedik. Dördüncü bab. Nedir bu dördüncü bab? Dördüncü bab şu. Binada tekrar ediyorum. Her dersin başında konuyu yukarıya bağlıyorum ki aklımızda bir soru işareti kalmasın arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce her dersimizde ifade ettiğimiz gibi çalışmalarımızı paylaşmayı, beğen butonuna basmayı daha fazla arkadaşımıza ulaştırmayı unutmayın. Çünkü sesimiz daha fazla kişiye giderse daha fazla arkadaşımıza bu anlamda katkı sağlamış oluruz. Tefa'ale tefa tefa'ulen dedik. Bu bab dördüncü bab. Binada 35 babın 12 tane babı sülasi üçlü fiil üzerine yalın üçlü fiiller üzerine eklemeler yapılmak suretiyle eklemeli bablar demiştik 12 tanesi. Bunun birinci türü ifal tef'il müfa'il arkadaşlar. Bunun ikinci türü iki harf ziyadesi yapılan infial, iftial, ifilel, tefa'ul. Dördüncü işte kısımdayız biz şu an. Evet derslerin birbiriyle ilintisini, bağlantısını bu anlamda kaçırmayınız. Mevzunuhu bu babın veznin, şu veznin karşısına getirilen kelimenin şekli nasıl olur? Tekelleme, yetekellemu, tekellumen. Normalde kelam. Keleme yeklimu yeklumu şeklinde sülasesi kelam. Tekelleme yetekellemu, tekellemu tekelluman arkadaşlar. Şimdi burada bizim bir baba baktığımızda hangi anlamda kullanıldığını görmek için hepimiz arkadaşlar burada e, babın şeklini tanımak zorundayız. Bakın tekelleme. Şimdi tekellemeyi gördük. Acaba iftial babından mı? İnfial babından mı? Biz bunu okuduğumuz için biliyoruz. Ama kafamız karıştı diyelim. Hangi babdan geldi? İki tane T geldi. Yetekellemu bu Y ye kalktı. Te mi oldu. Bunu hangi babdan ayıracağız? İşte bunlar inşallah maksud kitabında gelecek. Sizler şu an sadece binada burada size anlattıklarımız üzerinde odaklanın. Kafanıza takılanları sormayı unutmayın arkadaşlar. Evet, tekelleme ye tekelleme konuştu, konuşuyor, konuşmak. Ve alametuhu, babın alameti, yani tefaül babının alameti neymiş? En yekune olması ne mazihi, mazisinin olması ne üzere? Yine ala hamsete ahrufin, tabii ki beş harf üzerine. Çünkü 12 babın, sülâsi mezidin ikinci kısmı dedik. Bu ikinci türü en nev'us beş harf. Peki ne ile beş harf oluyor? Biz ziyadeti ta'i t, -i, t -i eklemek ile nereye? Fi evvelihi mazinin başına. Daha var harfin àخر, başka bir harf daha eklemek. Neden? Min cinsi ayni fi'lihi. Aynel fiilinin cinsinden. Nereye ekleyeceğiz? Beynel fa'i fa'al fiili vel ayni aynel fiili arasına. Bakın. Bu tefa'alede. Fiil fi mazi tefa'ale. Fiil mazinin başına t getirdik mi? Geldi. Bakın ne dedik? Biz ziyadeti ta'i fi evvelihi. Mazinin başına T geldi mi? Gelmiş arkadaşlar görüyoruz T. Peki daha başka bir harf daha ekleyeceğiz. Nereye dedik? Beynel fa fal faal fiili ve la aynel fiili arasında. Faal fiili fa aynel fiili ayin. Bu aynel fiili ile faal fiili arasına başka harf ekleyeceğiz. Neden o harf eklenecek? Hangi harf ekleniyor? Min cinsi ayni fiilihi. Aynel fiilinin cinsinden yani ayından tefaale. Peki tekellemeye bakalım. Bu tekelleme tefaalü babından. Kelleme yeklimu. ikinci babdan sülasesi diyelim. Bu te eklenmiş mi? Evet. Bir ziyadeti ta'i fi evvelihi. Mazinin başına te eklenmiş. Daha faal fiili olan kaf ile aynel fiili olan lam arasına aynel fiili cinsinden lam eklenmiş. Yani biz faal fiili, aynel fiili, lamel fiili kavramlarını anladığınızı ben varsayıyorum. Onun için bu terimleri Arapça olarak kullanmak suretiyle dersimize devam ediyoruz. Tekelleme ye Evet arkadaşlar bakın. Keleme yeklimu dedik. İşte tekelleme yani fiil mazinin başına t, faal fiili ile aynel fiili arasına aynel fiili cinsinden bir harf gelmekle yapılan tefaul babı tekellüm. Şimdi geçtik. Ve binahu bu babın binası nedir? Yapısı li tekellufi. Evet, işin kırılma noktasındayız arkadaşlar. Beraber bir şekilde buraya şimdi temas edeceğiz. Tekellefe ye tekellefu tekelluf dedik buna. Yani bize ne anlamda ne demek kelife yeklefu yani Zorluğa göğüs germek demek. Sülasisi dördüncü baptan gel getirelim. Kelife yeklefu veya kelefe yeklifu. Tekelluf. Şimdi şuradaki şeddeyi kaldırın. Lit tekelluf'teki şeddeyi kaldırın. Burada el takısı olduğu için gelmiş o. Tekellefe diyelim sadece. Bakın kaf harfi faal fiili. Fiil mazinin başına T gelmiş mi bir ziyadeti Tay. Evet. Faal fiili olan kaf ile aynel fiili olan lam arasına aynel fiili cinsinden bir lam gelmiş mi? Evet tekellefe. Fiili maiz olarak düşünün tekellefe şeklinde. Peki bu babın binası nedir? Tekellüf içindir. Peki tekellüf ne? Tekellüf ne? Yani zorlanma. Bir şeyi üstlenme demektir. Evet geldi hemen. Ma'anet tekellufi ve ma'anet tekellufi. tekellufun manası. Tahsil hassale yuhassilu tahsil. Peki bu tahsil kelimesi hangi baptan arkadaşlar? Soruyorum sizlere bunu yorum kısmında bildirin. Çünkü biz derslerimizde işliyoruz. Bu tahsil hangi baptan? Bunu yorum kısmında sizlerden bekliyorum. Hassale bakın üzerinde duruyorum. Hassale yuhassilu tahsil. Şimdi yorum kısmında dersle alakalı, içerikle alakalı, hocam şurayı anlamadımla alakalı hiçbir soru yok. Soru şu, hocam bu dersler devam edecek mi? Ona göre başlayalım. Hocam işte bu derste, seride, kitap sonuna kadar gidecekseniz ona göre zaman ayıralım. Başa uğra bu gibi sorular çok cazip sorular değil arkadaşlar. Cevap verilmesi gereken sorular içerisinde değil. Öncelenen cevaplar içerisinde değil. Tahsil kelimesi. Hangi baptan? İşte bunun gibi hocam ben anlamadım veya hocam işte tahsil kelimesi şu baptanmış ben yeni başladım aa anladım anlamında düşüncesinde olan arkadaşlarımıza buradan saygı duruşuna geçiyorum. Evet tekellüf nedir? Mane tekellufi tahsilul matlubi istenilen şeyi bakın isten istenileni elde etme. Şey en bade şeyin bir şeyden sonra başka bir şey. Yani talep edilen şeyi elde etme. Şey en bade şey demek bir şeyden sonra başka bir şey yani peş peşe. Şimdi siz bir şeyi elde ettiniz arkadaşlar. Bir şeyi aldınız bir şeyden sonra başka bir şey peşinde koşuyorsunuz. Bu işte hepimiz için geçerli. Yani üstlenmek, zorlanmak bir şeye sarılma anlamında diyelim. Nahu örnek bakın. Taallemtu ben öğrendim. Neyi? Ela ilme. ilmi öğrendim. Meseleten bade mesele. Mesele olay, durum, vaziyet, problem şeklinde veya konu şeklinde söyleyelim. Ben bir şeyden sonra başka bir şey öğrendim. Bir mesele öğrendim. Hemen başka bir mesele öğrendim. Örneğimiz bu arkadaşlar. Tekellüf, tefaül babının örneği bu. İşte taallum ne demek? Taalleme, filmazi yapın taalleme. Filmazinin başına Hemen T geldi. Faal fiili ile aynel fiili arasına aynel fiili cinsinden bir harf geldi. Taalleme oldu. Şimdi hayrukum. Sizin en hayırlınız. Men taallemel Kur'ane ve allemuhu. Sizin en hayırlınız. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Şimdi taallum yani öğrenmenin şimdi ne kadar zor bir iş olduğunu anladınız mı arkadaşlar? Biz burada sizlere anlatıyoruz dersleri bildiğimiz kadarıyla. Ama bizler bu meseleleri öğrenene kadar çektiğimiz, mücadele verdiğimiz, mücadele çektiğimiz problemleri biliyor biliyor musunuz? Hayır. Bunu kim bilir? Bu meşakkatlerden geçenler bilir. Bu meşakkatlerden, bu yollardan geçenler bilir arkadaşlar. İşte taallum yani öğrenmenin zorluğunu hep beraber görüyoruz. Taalleme yeteallemu taallumen. Taallemtul ilme, ilim öğrendim. Mes'eleten ba'de mes'eletin. Bir meseleden sonra başka bir mesele öğrendim. Tekellüfte budur. Durdurak bilmeden mesai harcama anlamında kullanılan. Tahsil kelimesi arkadaşlar yorum kısmında yazacaksınız ama ben yine söyleyeyim. Çünkü belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir, çıkarmayan arkadaşlarımız tef'il babından hasale aslı hasale burada hasale şeklinde oluyor. Tahsil tef'il babından gelmekte arkadaşlar. Yani hasale aynel fiili cinsinden bir harfin faal fiili ile aynel fiili arasına geldiğini beraber görmekteyiz. Bakalım şuradan isterseniz sizlere hemen onun detayını da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Ne dedik? Tef'il babından bi ziyadeti harfin vahidin beynel fâi vel ayni aynel fiili ve faal fiili arasına aynel fiili cinsinden bir harfi getirdik. Onu ifade ettik arkadaşlar. Evet tefaul babı yani 12 babın ikinci türünün dördüncü babını da bu şekilde beraber görmüş olduk. Tekrar edecek olursak tefaul babının mevzunu karşısına koyulan mesela tekellemeye tekelleme tekelleme. Şimdi Teallum öğrenme. Tekellum konuşma. Bu baptan geliyor. Şimdi konuşmak da aslında bakın doğru zordur. Biz gerek küçükken konuşmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş sağdan soldan yukarıdan aşağıdan duyduğumuz şeyleri tekrar ede ede konuşuyoruz. Veya bir kitlenin huzuruna çıkıp konuşmak da kolay değildir arkadaşlar. Yani gerçekten konuşmak zordur, anlatmak zordur, meramını karşıya aktarmak zordur. Bu kelam, kelam aslında cerah, curuh, cerh manasına yani yaralama manasına, ceraha, yaralama manasına da kelam. Bununla alakalı Hz. Ali radıyallahu anh efendimizin bir ifadesi vardır. Cerahatü sinani leheltiyamun, cerahatü sinani, süngü yarası, Lehe iltiyamun iyileşir. Süngü yaraları iyileşir. Ve la yeltamu iyileşmez. Ma carahal lisanu dilin açtığı yara iyileşmez. Rahimehullah radiyallahu an kerremallahu vecehe. Hz. Ali radıyallahu anh efendimizin ifadesi bu. beyitle alakalı geçer. Bu da Molla Cami kitabının ilk sayfasında geçer arkadaşlar. İbni Hacib'in yazmış olduğu eser. Buna da baktığınızda görebilirsiniz. Yani İbni Hacib'in kafiye eserinin şerhi olan Molla Cami kitabında vardır bu. Tekelleme, yetekellemu, tekellüm dedik. Konuşmak da zordur, taallüm bu anlamda öğrenmek de zordur arkadaşlar. Bir de teelleme var, acı çekme. Etteemen, teelleme kim acı çekerse, elem duyarsa fakat taalleme öğrenir. Hepinize başarılar. Allah'a emanet olun. Çalışmalarımızı paylaşmayı kesinlikle unutmayın kıymetli arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.